Şu an Philadelphia Sanat Müzesi'nde Charles Wilson Peale'ın yaptığı siyahi bir Müslüman olan Yero Mamut'un portresini inceliyoruz. Zorla Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen Mamut oldukça uzun süre burada yaşadı. Peale'in bu adamın portresini de diğer Amerikalı kahramanları çizdiği şekilde resmettiğini söyleyebilirim. Oldukça ilginç bir portre çünkü Peale o dönemde 134 yaşında olduğu düşünülen Mamut'un yaşını belgelemek istiyordu siyahi Amerikalılar arasında Müslümanlara az rastlanıyordu. Çünkü Müslümanlar 19. yüzyılın ortalarına kadar bu ülkeye getirilen toplam köle nüfusunun sadece %10'luk bir kesimini oluşturuyordu. Şu anda incelediğimiz portreye konu olan adamın sanki yaşıyormuş gibi görünmesi büyüleyici bir durum. Peel bu tabloyu yaptığında 70'li yaşlarındaydı. Yani bu portre aracılığıyla iki yaşlı insanın birbirlerinin hayatlarına bakarak bir iletişim kanalı oluşturduğunu söyleyebiliriz. İkili, portre yapılmadan kısa bir süre önce tanışmasına rağmen portrede Mamut'un nasıl biri olduğu çok derin bir üslupla anlatılmış. Tabloya baktığınızda Peel'ın bu adamı yakından tanıdığı izlenimine kapılmanız mümkün. Mamut'un o dönemde kendine ait malları ve evi vardı. Aynı zamanda bankada hisseleri de olan Mamut'un insanlara borç vermeye yetecek kadar parası olduğunu söyleyebiliriz. Gözlerine baktığınızda bilgeliğini ve zekasını görmeniz mümkün. Portredeki figürün sınırlarının daha az belirgin olan renklerle belirlendiğini görüyoruz. Omuzlarına geçirdiği paltoysa daha gelişi güzel bir biçimde boyanmış. Bence yüzüne daha yakından baktığımızda odak noktasının arttığını ve en belirgin noktanın da gözleri olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir bağlantı olduğu kesin. Bunu çoğu portrede görmeniz pek de mümkün değil. Ancak bunun Mamut'un yaşı ve tecrübesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Peel da mamutun hayatta kalmak için nelere göğüs gerdiğini iyi bir biçimde aktarmayı başarmış. Mamutun hayata küsmesi için aslında pek çok sebebi vardı. Borç verdiği insanlardan parasını geri alamamıştı. Köle olarak Amerika'ya getirilmişti. Dediğim gibi bu adamın hayata küsmek için pek çok sebebi vardı. Ancak Peel karşısında tüm yaşadıklarına rağmen pozitif kalmayı başarabilen birini bulmuştu. Bu da Peel'ın mamutla bağ kurmasını sağladı. Çünkü sanatçının hayattaki amacı sebat etmekten ve kararlılıktan geçiyordu. Hatta Germantown'da bulunan çiftliğine ilk olarak Persevere yani sebat adını vermişti. Peel Amerika'da başarı yakalayan ilk halk müzesini kurmuştu. Burası 1784 yılında açıldığında ilk olarak devrimsel figürlerin portrelerinin sergilendiği bir galeriydi. Daha sonra doğa bilimleri ile ilgili tasvirler de müzeye dahil edildi ve portre galerisinde devrimsel figürler veya askerlerden başka kendilerini doğa bilimlerine adayan bilim adamlarının, yazarların, sanatçıların ve yaşlı insanların da portreleri sergilenmeye başlandı. Ve tüm bunların arasında bir de mamutun portresi var. Aslında durum çok garip. Yani bu portrenin devlet başkanlarının portrelerinin yanında ne işi var? Ya da bu portre büyük doğa bilimci Thomas Sey'in portresinin yanında ne arıyor? Aslında ressam Peel, müzesi için devletten mali yardım almak ve başkanın portresini yapmak üzere Washington'a gitmişti. İşte bu tablonun da yapılması tam bu döneme rastlar. Hatta Peel'ın aynı hafta içinde hem başkanın hem de Yaro Mamut'un portresini yaptığını söyleyebiliriz. Ayrıca bu portrede de buradaki diğer tüm portrelerde gördüğümüz 63'e 76 santimetrelik formata sadık kalınmış. Yani burada sergilenen her portrenin aynı şekilde konumlandırıldığını, hepsinin aynı derecede önemli olduğunu ve hiçbirinin diğerinden daha büyük olmadığını söyleyebiliriz. Kafa kısmı ve omuzlar portrede yer alsın tamamdır. Müzedeki temel düşünce buydu. Mahmut dinini açıkça yaşayan biriydi. Georgetown sokaklarında Allah'a dua ederdi veya evinin arkasındaki bahçede dua okurdu. Piel'in portresinde bunu tüm gerçekliğiyle görüyoruz. Bunun bakan kişiye ulaşan bir portre olduğunu söyleyebiliriz. Sanki sanatçı mamuta bakarak portreyi çizmiş. Buradaki can alıcı nokta ise Peel'ın günlüğüne şu notları yazması. Portreyi bitirince mamuta gösterdim ve bunun gerçekten de kendisine benzediğini söyledi. Peel'ın gerçek bir Amerikan kahramanı olduğunu söyleyebiliriz. Bağımsızlık savaşı sırasındaki Valley Forge karargahında George Washington'la birlikteydi. Yine savaşta taktiksel olarak Delaware'in geçilmesinde George Washington'la birlikte hareket etmişti. Ayrıca Charles Wilson Peel köleliğin her çeşidini görmüştü ancak aynı zamanda Philadelphia'da özgürlük talebinde bulunan siyahi kölelere de tanık olmuştu. Bu olay o dönemde nadir görülen bir olaydı. O dönemde okuma yazma oranı artıyordu ve rekabet de artmıştı. Peel'ın ölümünden yıllar sonra 1854 yılında Peel Galerisi satıldığında Mamut'un kim olduğunu kimse bilmediğinden bu adamın George Washington'ın hizmetçisinden başka biri olamayacağı düşünüldü. Bu yüzden de müzayede kataloğunda bu portre Washington'ın hizmetçisi olarak yer aldı. Bu Mamut'un aslında ne kadar görünmez bir hale geldiğini bize gösteriyor. Ancak bu tabloyla ilgili en önemli unsurlardan biri aslında portrenin Mamut'un görünürlüğünü arttırmış olması. Yani burada kayıplara karışan siyahi biri söz konusu değil. Bu kayıplara karışan siyahi bir Müslüman değildi. Bu sanatçının görme fırsatına sahip olduğu ve kendi yetenekleriyle portresini aktardığı bir kişiydi.